buraya bakalım. Bunların hepsi aslında sıfır araç. Biliyorsunuz bu ÖTV'lerde eşik değer yükseltildi. Dolayısıyla bazı vergi oranları %45'e çekilmişti. Ancak şimdi ilk satıcılar, bayiler ÖTV düşüşünü yansıtmamak için seri halde plaka alıyorlar. Araç hiç kullanılmıyor. Plaka takılıyor ve bunlar ikinci el olarak satılıyor. Sıfır araç ama ikinci el olarak satılıyor. Dolayısıyla ne oluyor? İşte 50-60 bin lira o vergi düşüşünü yansıtmıyor. Daha yüksek fiyatla piyasaya sürülüyor. Ve Maliye Bakanlığı buna sessiz kalıyor. Yani vergiyi düşürüyorsun madem. Vergi düşüşünden vatandaşın istifade etmesi lazım. Vatandaşın istifade etmediği, sadece yetkili bayilerin veya otomobil firmalarının istifade ettiği bir vergi düşüşünü niye yapıyorsun kardeşim? Şu anda yapılan şey bu. Bakın şurada hepsi seri haldedir plakalar. Bu araçların hiçbirisi ikinci el değil. Bu araçlar hiç kullanılmamış. Sadece plaka takılmış. Tabii birinci elde, yani yetkili bir bayiye sıfır araba veya plaka takılmamış bir araba için gittiğinizde sizden yüksek fiyat isteyemiyor. Çünkü liste fiyatı düşük vergiye göre oluşmuş bir liste fiyatı var. Oradan vermemek için ikinci elde tabii kimseye karışamazsın. İstediği fiyattan satarım kardeşim diyor. Dolayısıyla burada bir soygun var. Bu soyguna da hükümet sessiz kalıyor. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Samsun Salı Pazarı'nın en tatlı adresi Tatlı Center. Tulumba, su böreği, şöbiyet, kadayıf, sarı burma. Aklınıza gelen bütün lezzetler burada. İmalattan halka, kaliteyi ucuza alın, lezzetin tadını çıkarın. Bereket Mahallesi, Çarşamba Caddesi, Salı Pazarı, Samsun. Aradığınız tatlı lezzetler burada.